narsizmin tedavisi var mı narsizmin hocam? Narsizmin tedavisi, narsist bir kimse kendinin narsist olduğunu anlarsa %50 tedavisi var. Anlamazsa duvara tosladığı zaman ancak yanlışım, ben yanlış yapıyormuşum dediği zaman oluyor. Narsist kişiler sınır ihlali yapmayı severler. Test ederler sizi, bağırtırlar, hata yaptırırlar. Ama zaten sen böyle bir insansın derler. Suçu yıkmak için. Yıkmak için. Hata yap, patlatırlar sizi. Narsist için en büyük işkencedir özür dilemek. Kızdırmasın kişiye, hocam. Kızarsa kızsın. Narsist kişi sınır koymadıkça narsizmi büyür onun. Narsist açgözlüdür, doymaz, daha çok ister. Peki narsist bir kişinin o bağırması, çağırması esnasında sinmeniz onu daha mı azdırır? Yok. Böyle durumlarda odayı değiştireceksiniz. Hicret edeceksiniz yani. İlacı aldıktan sonra kuzu gibi oldu. Her gelişte muhasebecisi telefon ediyordu. Aman hocam ilacını kesmeyin, bizim patron çok iyi oldu diye. Bahsettiğiniz hocam panik ataktaki kaygı bir birikim hali mi, yoksa bir anda yaşadığı bir şeyin tezahürü olarak da kişi panik atak nöbetlerine girer mi? Kişiden kişiden araştırdı ama kaygı düzeyleri yüksek. Çoğunda böyle mükemmeliyetçi oluyorlar. Her şey kontrol duygusu yüksek kişiler oluyor. Her şeyi kontrol ediyor. Eşini, çocuğunu, her şeyi kontrol etmek istiyor böyle. Kontrol duygusuna da biz şey diyoruz yani, omnipotent duygudur kontrol duygusu. Tanrı'dan rol çalmak gibi. Yani bir nevi yani Allah'tan rol çalıyor gibi oluyor. Bunu yani, bir marifetmiş gibi söylüyorlar marifet. Ama ben mükemmeliyetçiyim diyor. İşte bu bir marifet değil mi? Kendini yeryüzü tanrısı gibi hissediyor. Yani Allah'ın gücünü kendinde tasavvur ediyor. Bir çeşit mesela şeyi, narsistik yatırımını bedenine yapan kişiler oluyor çoğu zaman. Narsistik yatırım bedenine yapan, yani narsistik yatırım sevgi yatırımını. Mesela en çok böyle benim için en önemli budur, en değerli budur diye yatırım yapıyor insanoğlu. Hepimiz yapıyoruz. Kimi çocuğuna yapıyor, kimisi paraya yapıyor, kimisi servete, makama, şöhrete yapıyor narsistik yatırımını. O tehlikeye girdiği zaman kaygı başlıyor onunla. Narsistik yatırım sevgi yatırımı. Çocuk doğar doğmaz büyümeyle birlikte sevgi yatırımını ilk kendine yapar. Primer narsizm diyor Freud buna. Yani şizofrenide de sekonder narsizm diyor. Tekrar yani şizofren olan kişi tekrar kendine yapıyor yatırımını. Kendini yeryüzü tanrısı gibi görüyor. Dünyada savaşlar çıkarıyor, yağmurlar yağdırıyor. Ama hayal dünyasında gayet mutlu bir şizofren. Kendi hayal dünyasında, yani kendiyle, kendi iş dünyasında barışıktır şizofrenler. Ama şey yoktur, yanında birisini kesse, annesini kesse pek ilgilenmez. Tepki verse bile zayıf verir böyle. Ama bu şey, yani sadece kendini düşünen bir tip ortaya çıkıyor. Ama sağlıklı kimselerde de narsizm böyle, yani şeyi yapıyorsa bu narsizmimiz yönetmemiz gerekiyor. Herkeste bir narsistik çekirdek var. Mesela narsistik yatırımını bedenine yaptıysa, burasında bir çizik olsa panik yapıyor. Yüzünde sivilce çıksa panik yapıyor. Dişinin ucu kırılsa dişimin bütünlüğü bozuldu diye panik yapıyor. Arabasına yaptıysa ufacık bir çizik olsa çünkü hayat zindan oluyor. Uyuyamıyor gece. Yani neyse yatırımını şey yapmış, narsistik yatırımını paraya, malla, arabaya yapmış mesela. Narsizm arttı mı hocam? Çok arttı. Amerika'da narsizm epidemisi diye kitap çıktı. Getirdim o kitabı. Özellikle gençler arasında çok yaygın. Yani narsist kişiler çünkü kendine özel, önemli, ben merkezci oluyorlar. Kendilerini düşünüyorlar ve bu kişiler şey, hiç sıkıntıya, zora girmek istemiyorlar. Narsizmin tedavisi var mı hocam? Narsizmin tedavisi, narsist bir kimse kendinin narsist olduğunu anlarsa %50 tedavisi var. Anlamazsa duvarı tosladığı zaman ancak yanlışım, ben yanlış yapıyormuşum dediği zaman oluyor. Yani narsizm bir şeydir, hastalık değil, kişilik bozukluğudur. Onun için narsizmin tedavisi, kişi isterse narsistik kişilere mesela sessiz yardım yapmayı şey yapıyoruz. Böyle. Çaktırmadan. Karşılıksız yardım. Çatlarlar onlar. Yardım yaptığı zaman öyle herkes duysun isterler. İçindeki o narsistik isteğe karşı gizli gizli yardım etmeyi başarırsa narsizmini kontrol etmeye başlar. Yardım etmek narsizmi kontrol ettirir. Onun için rastgele iyilik, sessiz iyilik narsizmi tedavi ediyor. Bunlar. Yani bunlar bizim kültürümüz bunu farkında olmadan tedavi ettirmiş yapmışız. Ama şu anda bakıyorsunuz bu nefis terbiyesi diye geçiyor bizim kültürde. Nefis terbiyesinin yerini beden terbiyesi aldı. Estetik aldı şu anda. Oraya yoğunlaştı. Ona yoğunlaştı. Evet. Yani bu nedenle biz bu narsizmi ciddi şekilde artıyor. Daha çok konuşacağız artık. Öyle gözüküyor. Hocam yıllar önce bir meslektaşınız dedi ki bize hiçbir zaman hasta insanlar gelmez. Hastaların hasta ettikleri gelir. Siz katılıyor musunuz bu Hayır, görüşe? Hayır, yanlış, katılmıyorum. Katılmıyorsunuz. Hastaların hasta ettikleri
Yani doğru payı var şöyle. Fakat bir kimse eğer şeyse, böyle hasta ediyorsa, o mesela bir insanın stresle baş edememesinin sebebi karşı ona stres verenler değildir. Kusur hep başkalarına yüklemiyoruz, yüklüyoruz biz. Bu kusuru başkasına yüklüyoruz. Şimdi üç tip stres yönetimi var. Biri sünger tip isimli. Sünger tip insanlar bütün stresi emerler. Yakınmacıdırlar, hep böyle o işte o, senin yüzünden oldu, bunun yüzünden oldu, bu kadar stresi yaşanmaz, bu şehir stresini yaşanmaz diye hep böyle olumsuzu görerek yaşarlar. Bu tipler stresten kurtulamaz. Diğer bir tip var da teflon tipler diyoruz. Teflon tipler. Ben bayılıyorum onlara hocam. Ya o teflon tipler hiç tava gibi kendileri yanmaz ama yakınlarını yakarlar. O tipler bazı şeylerse bu, ama onlarla da baş etmenin yöntemi var. O teflon tiplere. Teflon tiplere sınırı iyi çizersen, teflon tipler değer verdiği şeyi kaybedeceğini görünce kuzu gibi olurlar. Ha. Yani eğer mesela eşiniz teflonsa, değer verdiğine çocuğu, değer verdiğine evliliğin bitmemesi. Yani eğer teflon bir seni suçluyorsa, bak eğer ben böyle bu dediğin yanlışları yapacak tiplerden değilim. Eğer bana güvenmiyorsan evliliği bitirelim. Ya ama güveniyorsan lütfen böyle bir iddiada bulunsan benden özür dile diyecek. Özür dilemek demek teflon, bir narsist için en büyük işkencedir özür dilemek. Özür dilemeyi bir şeyi, yani ben öyle bir mükemmelim ki özür dilemem ben. Kimse beni eleştiremez, ben hatasızım görüyor. Onu özür dilettiği zaman narsist terbiye oluyor. Narsist insan kolay kolay özür dilemez. Ancak çıkarı varsa sahte bir özür diler, olur. Yani onun için narsizmle mücadele etme, bu teflon tiptir onlar. Yani onlarla ilişki kurmak zordur ama psikolog gibi kendinden kendini geliştirmesi gerekebilir. Üçüncüsü de şeydir böyle, sağlıklı kavuşuk tiplerdir bak. Kavuşuk tipseniz, ya yani karşı tarafı stresini alıp, buna psychological resilience diye geçiyor şeyde, tıp terminolojide. Psikolojik dirençlilik diye geçiyor, kavuşuk. Yani stresi alıyorsunuz, tekrar eski haline geliyorsunuz. Hiç bozmuyor sizi. Resilience, esneksiniz. Zihinsel esneklik vardır, kognitif flexibility denilen, olayları esniyor, yönetiyor ve ilerliyor, yoluna devam ediyor. Bir şey öğreniyor, ilerliyor. Bunu hemen verin. Var bu öyle olursa hiç, yani beni hasta etti, çevre hasta etti, onun için geldim demez. O kendini yönetemeyen insanları çevre hasta ediyor. Kendini yönetemeyen insanı kimse bir şey yapamaz. Kişi izin vermedikçe hiç kimse onu strese sokamaz. Onun için stres değil, strese verdiğimiz cevap önemlidir. Bir narsistle evlilik yapıyorsa ve o evliliği devam ettirmek zorundaysa nasıl bir öneriniz olur? Neyi yapsın, neyi asla tabii yapmasın? Evliliğin ilk başındaysa kolay. Boşansın. Yok, hayır, boşanmasın. Yani şimdi çocuk da olabilir, boşanmasın. Hayır, narsistse yani önce böyle durumlarda narsist kişi şey gibidir, böyle kanser hücresi gibidir. Kanser hücresi ne yapar? Hep doyumsuzdur, sınırsızdır ve şeydir, böyle açgözlüdür. Kan emecek. Hep kan emecek, ister, hep büyümek ister, hep alanın hakim olmak ister. Yanındaki hücreleri yutar, büyür. Bu sırf bu açgözlüğü yüzünden içindeki kan damarları genişler, oksijeni ve glukozunu daha çok kullar. 3 milimetreye geçince PET cihazında erken tanı konulur kanser hücresine. Çünkü o açgözlü hep böyle bütün kanı kullanıyor, glukozu, şekeri hepsini kullanıyor, oksijeni. Oradan yakalanıyor erken teşhiste. Bu kişiler de hep bana diyen kişilerdir. Yani böyle durumlarda mesela yemeğin en büyük tarafını kendisine alıyor. Kadınlar da genellikle ne yapıyor? Babadır diye hep onu iyi tarafına veriyor, ona veriyor, alıştırıyor. Evde ona saltanat kuruyor böyle. Ve narsizmini besliyor. Övgüyle. Erkekler daha mı meyyal? Daha meyyal tabii. Ama kadınlar da oluyor, fark etmiyor ya. Yani evde hep kişiliğini överseniz narsizmi beslenir. Ama davranış ve çabalarını överseniz kendini davranış ve çabaları gelişir, egosu şişmez. Onun için anne babalar çocuğun narsist yetiştirmek istemiyorsa kişiliğini değil davranış çabalarını övsünler. Eşin narsistse eşinin kişiliğini övmesin sakın. Egosu şişer. Bak sen yanlış yaptığı zaman sen bir iyi insansın ama şu yaptığın yanlış desin. Eşi bir gün ona yanlış yaptı. Bu yaptığın yanlış fakat evliliğin iyiliği için bunu kabul, evliliğin geleceği için seni onaylamıyorum desin. Yani narsist kişiye... Kızdırmasın hocam. Kızarsa kızsın. Narsist kişi sınır koymadıkça narsizmi büyür onun. Narsist açgözlüdü, doymaz. Narsist bir kimse bağırıp çağırıyor. Onun şu andaki savaş alanı
narsist kişinin savaş alanı şeydir, orman kanunlarıdır. Orman kanunlarında ne var? Güçlü olanın dediği olur. Yani bağırıp çağıranın dediği olur. Mesela ormanda aslanlar niye kral? En büyük özelliği sesleri çok büyük, güçlü olduğu için seslerinden kaçıyor insanlar. Yani bir aslanın yanına böyle yüksek sesli bir fil geldiği zaman onlar aslan kaçar ondan, bir şey yapamaz. Yani sestir orada. Mesela gökkuşağı, gök gürültüsüne korkarlar bütün hayvanlar. Sestir. Onun gibi güçten korkarlar. Orman kanunları öyle geçiyor. Bir narsistin en büyük silahı güçlülüktür. Ekonomik güçlülük, fiziksel güçlülük budur. Buna karşı onun orman kanunu hisseden beyni. Senin onun yanında onun düşünen beyni iyi çalıştırmıyor, kullanmıyor. Narsist bir kimse bağırıp çağırmaya başladığı zaman diyeceksiniz ki ona, bak ben seni anlamak istiyorum. Benimle yavaş konuşur musun diyeceksiniz mesela. Yavaş bağırmak mümkün olmadığından o kimsenin birdenbire ya bu beni anlamak istiyor, bağırmanı istemiyor diyecek. Düşünen beynini devreye sokacak. Bak seni kendi savaş alanına çektin onu. Çektiğin zaman, onun düşünen beynine soktuğun zaman bak diyeceksin ya sen iyi bir insansın, seni seviyorum ama bu yaptığın yanlış. Dediğin zaman bal narsizmi sen yönetmiş oluyorsun. Çocuklarda narsizm yönetilir, erişkinlerde de hiç korkmamalı gerekiyor. Narsist kişilerle ama sınırlarda kararlı, tutarlı, devamlı bir ilişki olacak. Narsist kişiler sınır ihlali yapmayı severler. Test ederler sizi, bağırtırlar, hata yaptırırlar ama zaten sen böyle bir insansın derler. Suçu yıkmak için. Yıkmak için. Hata yap, patlatırlar sizi. Hiç oyuna gelmeyeceksiniz. Mesela ağlar mı? Mesela kadınlar narsistlerde ağlarlar erkeğe manipüle etmek için. Ağlıyorsa böyle de mendil uzatacaksın, ağla diyeceksin. Ağlaman geçince konuşalım diyeceksin. Ya siz seni ne oldu manipüle edemedi. Hani orada gel canım falan. Yok. Ağlaman geçince konuşalım diyeceksin. Hiç. Onun için narsizmler bir şekilde bir şeyle kullanarak hangi karşı tarafın zaafını iyi bilirler. Çoğu da zeki oluyorlar. Yönetirler onları. Peki narsist bir kişinin o bağırması çağırması esnasında sinmeniz onu daha mı azdırır? Yok. Böyle durumlarda odayı değiştireceksiniz. Hicret edeceksiniz yani. Hemen odayı değiştireceksiniz. Narsist bu şu anda yaptığın davranış, sen şu anda bağırıp çağırıyorsun. Ben böyle bağırıp çağırılan ortamda akıl devreden çıkıyor. Bunu konuşamam diyeceksin. Ben şu anda sakin bir zamanda konuşmamız lazım deyip terk edeceksin. Hiç cevap vermeyin. Cevap verdiğin zaman zaten o anda zaten öfke varsa şey olur. İnsanın muhakemesi bozuluyor. Düşünen beyin ve karar veren beyin devreden çıkıyor öfke anında. Kendi haliyle düşünen beynin devreye girmesinin bir süresi var mıdır hocam? Odadan çıktı. Ne kadar sonra o? Yani şimdi burada tabii mesela o öfke anında şey vardır. Yani genellikle yani öfkenin yöntemi şeydir. Kişi kendi öfkesini de yönetmek ister bazen. Ama yönetemez ama böyle durumlarda öfkenin en güzel yöntemi ertelemektir. Ertelemek. Ertelediğiniz zaman bu konuda geçtikten sonra hangi kuralım zedelendi, hangi ilkem, prensibim bozuldu deyip öfkeyi analiz ederse bir daha öfkelenmemeyi öğrenir. Ama öfkeyle yaklaşmak bir itfaiyeci modeliyle önemli. Yani bir yangın çıktığı zaman ne yapılır? Önce yangın söndürülür, ondan sonra soğutulur ve ondan sonra sebebi bulup ona göre düzelir. Öfkede öfkeyi o anda söndürmek, yatıştırmak, o da ortamı değiştirmekle olur. Alevler söndükten sonra, daha sonra öfkenin nedenini bulup ondan sonra bu neden oldu, neyi düzeltmem lazım diye kendi öfkesini, karşı tarafın öfkesini düzeltilebilir. Ben öyle bir narsist bir eş biliyorum. Bağırıp çağırıp devamlı geliyor, erkek bu. Geliyordu. Daha sonra şey oldu. Her gelişti, beyinde serotonin azalmıştı kişinin. Baktık aslında maskeli depresyonu var, ona bağlı öfkelilik var, narsizmi. Oradan alevlenmiş. İlaç verdik bu yeni kuşak antidepresanlardan. İlacı aldıktan sonra kuzu gibi oldu. Her gelişte muhasebecisi telefon ediyordu. Aman hocam ilacını kesmeyin, bizim patron çok iyi oldu diye. Her gelişte telefon ediyordu. Sonra terapilerle tabii şey oluyor, iyi niyetliyse öfke kontrolünü öğreniyor. Yani öfkenin bir kısmı da şey oluyor, gizli depresyondan da oluyor. Hocam son soru. Tamam. En zor psikolojik rahatsızlık hangisi? OKB. Halen o. Yani narsistik kişilik bozukluğudur ama en zor hasta açısından düşünüyorum. Bizim açımızdan zor değil. OKB'yi rahat tedavi ediyoruz. Hani bir film vardı, onu izliyor muydunuz hocam? Bu takıntıların çok böyle işlendiği bir film. Peki kapanışı öyle yapalım. OKB hastalarınız arasında ya bu vaka beni bile çok şaşırttı dediğiniz bir örnek rica etsem tabii sizden. Tabii öyle bir OKB vakası biliyorum ben.
şeyle ilgiliydi böyle, kötü koku duymayla ilgiliydi. Kötü koku duyuyorum diye her tarafta devamlı yıkıyordu, her şeyi yıkıyordu. Hatta gittiği yerde de duyuyordu, duymamak için burnuna mandalla geziyordu böyle. Öyle bir koku yok aslında. Burnunun burası yarı olmuştu. Ama öyle bir koku yok. Koku yok aslında. Ama artık OKB'si psikoza dönüşmüştü onun. Yani kokuyla ilgili yani kötü koku duyacağım diye OKB'si dönüşmüştü. Ben bu vaka şeydi, yani öyle vaka çok nadir rastlanan bir şeydi de. Koku halüsinasyonlarına dönüşmüştü artık. Olmayan kokuyu duymaya başlamıştı. Ve onu araştırdığımızda çocukluk çağında bir şey çıktı. Böyle kendisi bebek, daha 3-5 yaş, birkaç yaşlarında abisi elinde sigara, yatakta sigarayla yanıyor ve ölüyor. Ölüyor, travması onun çocuk. Fakat çocuk unutmuş bunu, aile de unutmuş. O çocuk büyüdüğü zaman daha sonra birdenbire koku, yanık kokusu duyuyordu. Bu olay yanında. Olduğunda bebek miymiş? Bebek, yani birkaç, 3-5 yaşlarında daha öldüğünü. Onun için olayın bilincinde değil ama olayın travması onda böyle bir beyinde şey yapmış, iz bırakmış, sönmüş volkan gibi. O korku işte bir depresyon anında alevlendi onda. Çıktı ortaya ve onunla ilgili takıntılar başlıyor. Yani OKB diye geliyor, daha sonra psikoza dönüşüyor. Ve böyle bir vakaydı o. Yani zaten OKB'lerde biz çoğu zaman çocukluk çağı travmasını çok araştırıyoruz. Çocukluk çağı travması oluyor, unutuluyor onlar. Unutuluyor ama bazı beyindeki karşılıkları devam ediyor. Bir zayıf bir anda tekrar çıkabiliyor. Böyle bir genç kız gelmişti böyle. Aile bu kız, bu kız ateist oldum dedi aile diyor. Kız da hafız. İmam Hatip'te okuyor kız. Böyle geldi. Yani ben neden böyle oldu diye bir araştırdık işte. Aile nasıl eğitmişler diye. Çünkü yani kız demiş ki ben 15 yaşına geldim, artık hayatımı yaşamak istiyorum diyor kız böyle durumlarda. Yani, ama şu, bak böyle yapma, ayıp var, komşular ne der diyor. Mesela tesettürle ilgili konular. Bana ne komşular da, ben hayatımı yaşamak istiyorum. Peki yasak diyor, bizim her ailenin bak kuralları vardır. Bu ailede hiç kimse böyle olmak istemiyor bu. O sizin yasağınız diyor, beni ilgilendirmez diyor. Peki o kızım günah diyor bak. Bu dini olarak günah bu diyor. Onun üzerine bir hocaya gidip soralım diyorlar o zaman birlikte. Gidiyorlar bir hocaya. O hoca da geleneksel bakan bir hoca, diyor ki evet dinde zorlama yoktur. Yani dinde zorla bir insanı şöyle yaparsın böylesin demek yoktur ama bu Müslüman olmayanlar için geçerli. Müslüman olanlara zorlama yapılabilir diyor hoca. Onun üzerine o zaman ben ateistim diyor kız. Yani madem Müslümanlara baskı serbest diyor, o zaman ben ateistim diyor. Aile donup kalıyor. Yani bu zamandaki insanlar ayıp, yasak, günah değiştiremezsiniz gençleri. Gençler gerekçeleriyle ikna edeceksiniz. Neden? Uzlaşma içinde? Yolu nasıl bulunur? Tabii ikna edeceksiniz. Kanıt, karşı kanıt çok kolay ya. Şu anda bilim o kadar ilerledi ki. Yani Allah'ın varlığıyla ilgili şu anda tevhidi, yani kuantum dinamiğinden sonra tevhidi ciddi şekilde, hatta bununla ilgili bu konudaki ilaca ihtiyaca binaen ben 2010'da inanç psikoloji kitabını yazdım. Burada onunla ilgili kanıt var. En sonunda da şimdi kuantum bilgileri iyice arttıktan sonra artık Louisiana eyaletinde Amerika'da ve evrim derslerine alternatif olarak akıllı tasarım testleri konuldu. Yani akıllı tasarımsa bu evren, tasarlayıcısı vardır, dış gerçeklik vardır. O da nasıl bir tanrı olmalıdır diye tanrı tasavvuru var. O da tevhide uyuyor. Yani ben bunu Bilgelik Psikoloji kitabı 1 ve 2'de bu konuları ele aldım. Yani bu konuda kanıt istiyorsalar çok kanıt çoğaldı artık. Bu da çocuğu bununla ikna edip konuşturulabilir çocuklarla. Ama bunun arka planında çocuğun ikna olup olmaması değil, çocuğun yaşadığı duygusal boşluk var. Kendini yalnız hissediyor bu çocuklar. Değersiz hissediyor, sevilmiyor hissediyor. Anne babaya çok öfke var. Tabii işte anne babaya öfke olarak, ya anne baba annesinin babasından öğrendiği yöntemi çocuğa uyguluyor. Korkutarak, bastırarak, sindirerek çocuğu yönetmeye çalışıyor. Bu 100-200 sene önce işe yarıyormuş. Baskı, tehdit, korkutma, sindirme. Ama bu çağdaki metot takdir, övgü, onay, ödüllendirme sistemi. Yani devir yanlış değişti. Yanlış davranışını düzeltmek yerine olumlu davranışını güçlendirdiğin zaman çocuk ama ben seviliyormuşum, ben bu ailede değerliymişim diyor.
o yanlış davranışına sarılıp da anneden babadan ücalmaya çalışmıyor. Ya biz bunları çalışıyoruz ailelere. Emin ol, o kadar çok işe yarıyor ki. Ama anne baba böyle durumlarda bunun farkına varacak. Buna farkına varırsa bu tonda düzelme oluyor. Anne baba da iyi niyet varsa, sevgi varsa ama yöntem, metot hatası varsa çok kolay sonuç alıyoruz. Ama anne de ya da baba da merhamet duygusu yoksa, şeyse yani zalimce bir kişilikleri varsa çocuk kayboluyor, gidiyor zaten. Yani iltifat etmeden o marifeti göremeyiz yani o çocuklardan. Yani çocukların iyi ve güzel davranışlarını pekiştirerek gideceğiz. Yanlış ve kötü davranışını değiştirmeden önce iyi, doğru, güzel davranışını da değiştireceğiz. Siz hocam yüzlerce öğrenciyle her gün birliktesiniz. Bu söz konusu olan 20 yaş öncesi çocuklarda en sevdiğiniz bir özellik rica ediyorum. Bir de çok eleştirdiğiniz, buradan ya değiştirin diyeceğiniz bir özellik, iki özellik. Bu çocuklar, özellikle bu Z kuşağı dediğimiz çocuklar masumiyete çok önem veriyorlar. Masumiyete. Yani genellikle bu kuşağın bir özelliği vardır. Yani bu özellikleri, özgürlüklerine düşkünler. Mesela evlenmek istemiyorlar. Yani bir borca girmek istemiyorlar, morguç falan gibi. Dünya bir defa geldim, niye bu borca gireyim diyor. Evlilikte niye şeyin, yani evliliğin külfetini yaşayayım diyor. Evlenmek istemiyor. Yani böyle bir şey var. Onun için evlenme yaşı da çok yükseldi burada. Bu kuşağın özelliği bu. Ama yani bu kuşaklarda masumiyet duygusu var. Böyle şeyin, yani yalandan nefret ediyorlar. Tehditten nefret ediyor bu baskıdan bu kuşak. Ters mi tepiyor tehdit onlar? Ya bu kuşak, yani dün küresel olarak bir küresel gelen bir sel düşünün. Yani özgürlük seli geliyor küresel olarak ve duyguları açık, iletişim artık dünya elektronik bir köy oldu şu anda. Yani Amerika'da olan bir şey anında burada gidiyor. Yani o kadar iç içe ki her şey. Bu nedenle şu anda artık daha önce yani köyünde yaşayan, komşusun kızıyla evlenen, babasının işini yapan insan tipi yok artık. Böyle bir çocuk beklentisi yanlış, gerçekçi değil. Bizim kuşaklar bunu bekliyor bu çocuklardan. Halbuki bu çocuklar, onun için bak Hazreti Ali'nin çok güzel bir sözü var. Çocuğu onun yaşadığı döneme değil, yani onların sizin yaşadığınız döneme göre değil, onların yaşayacağı döneme göre yetiştirin diyor. Düşün ya bu. Yani çocuklar, bu nedenle çocuklar, ya hatta şöyle bir sözü var, 5 yaşına kadar oynayın, 15 yaşına kadar arkadaş olun, 15 yaşından sonra istişare edin diyor çocuklarınızla. Hocam çok teşekkür ederim. Estağfurullah, rica ederim. Yordum sizi. Estağfurullah. Efendim bizi izlediğiniz için size teşekkür ediyoruz.